Yani vay vay dralem vayim bi bi ve kadr ve zaro tori kerli bi bektiye. Ya dralem va mesul çolmaga pelem gülüye. Ah Sevgili dostlar, 76. yılında bir kez daha Zinik Gedi kayıpların anısının için buraya toplanmış bulunuyoruz. Sadece Zini değil, dünyanın neresinde olursa olsun bir can kaybına dahi tahammülümüzün olmadığını söylemek için burada bulunuyoruz. Dolayısıyla Zini özelinde bütün kayıpların anası önünde saygıyla eğildiğimizi belirtmek istiyorum. Sevgili canlar, 76 yıl sonra da olsa Zini Gedi kayıpları anısına yapmak istediğimiz anıtla ilgili arkadaşlarımız bazı bilgiler verdiler. 76. yılımızda iki tane Zini için anıt projemiz vardı. Birincisi Zini Gedi'nde 100'e yakın insanın öldürüldüğü yerde öldürülen insanların dokundukları, kanlarının bulaştığı taşlardan, oradaki malzemeden yapılan bir ziyaret yeri hazırladık. Ağababadan esinlenerek hazırlandı. Onun için orada hazırlanan 97 tane nişin içerisine dün itibariyle mumlar koyduk. Yaklaşık 2 ay boyunca yanabilecek mumları oraya koyduk. Şu anda Zini Gedi'nde katledilen canlılarımız anısına orada mumlarımız yanıyor. Bugün buradaki anmamızdan sonra da tam biraz aşağıdaki mekanın yanında bulunan bir ateş çemberinin içerisinde hep birlikte Zini Gedi kayıpları anısına ateş yakacaktık. Bunun için ateşler içerisinde kavrulan canlarımızı sembolize eden bir ateş çemberi hazırlamıştık. Maalesef bizi 38'de, bizi Maraş'ta, Zini'de, Dersim'de, Gezi'de katleden zihniyet orada bugün yaklaşık 2 saat sonra orada yakacağımız ateşe tahammül edemedi. Ve valilik nezdiyle İçişleri Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle o anıtı 2 gün önce oradan kaldırdılar. Evet, acıdır. Hem katlediliriz, hem katledilen canlarımız adına, onların anısına mumlar yakmamıza, gülbenkler okumamıza bile tahammül edilmez. Böyle bir coğrafyadayız. Asla ve asla, arkadaşlarımız da söyledi, bizim geri adım atmak gibi bir lüksümüz olamaz. Çünkü bizim içimiz yanıyor. Çünkü atalarımızın, dedelerimizin kemikleri orta yerde dolaşıyor. Mezarsız ve kefensiz yatan dedelerimizin kemikleri burnumuzun dibinde. Biz artık bu acıyla daha fazla yaşamak istemiyoruz. Bu acıyla biz kayıp yakınları olarak yüzleşmek istiyoruz. Ve dünyanın her yerinde, medeni ülkelerde bu tür anmaları devlet yaparken biz kayıp yakınları olarak bu tür anmaları organize ediyoruz. Anıtlar inşa ediyoruz ve buna tahammül edemiyorlar canlar. Biz bu acılarla yüzleşmek isterken devletin de geçmişiyle hesaplaşmasının, yüzleşmesinin önünü açıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bugüne kadar özelimizde olan bu acıları artık kamusal alana taşıyarak, evet,
bir yüzleşmeyi başlatmak istiyoruz. Bu anlamda bundan sonraki gerek hukuki, gerek bu tür anma etkinlikleri, gerek anıtlarla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Gerek kayıp yakınları olarak, hukuk danışmanlarımız olarak, demokratik tip örgütleri temsilcileri olarak bu işin arkasında olacağız ve bu süreci sonuna kadar götüreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Devlet bir gün vatandaşımız ne istiyor diye sormak isterse biz buradayız. Kendilerine yardımcı olmaya hazırız bu konuda. Değerli canlar, biz bir şeyin altını çizmek isteriz burada. Evet, özelimizde olan bu acıları ne kadar çok paylaşırsak acılarımızın o kadar hafifleyeceğini düşünüyoruz. Zini benzeri acıların ne kadar çok ortak acıya dönüştürülürse o zaman bir daha bu tür acıların yaşanmasının önüne geçmiş oluruz. Onun için demokratik kitle örgütlerine, partilere, sendikalara çok iş düşüyor. Zini artık şu saatten sonra bizim meselemiz değildir, sizin de meselenizdir. Zini'de kaybettiğimiz canların anısını önünde saygıyla bir kez daha 76 yılında eğilirken onların torunları olarak, onların çocukları olarak biz artık halılarımızın altındaki kemiklerle yaşamak istemediğimizi bir kez daha burada dinlendirmek istiyoruz. Ve bizi bugün yalnız bırakmadığınız için hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sevgili canlar, bugün aramızda birbirinden değerli konuklarımız, birbirinden değerli kurum temsilcilerimiz, demokratik kitle örgütlerimiz ve belediyelerimiz var. İzniniz olursa hızlı bir şekilde herkese teker teker söz verme şansımız yok ama kürsüyü de abluk altına almak gibi bir niyetimiz de yok. Ricam sizden burayı serbest kürsü haline dönüştürelim. Herkes kısa kısa ama ne olur kısa kısa ve ne olur Zini Gediği ile ilgili görüş ve düşüncelerini açıklasın. Bu anlamda öncelikle belediye başkanlarımız aramızda. Ovacık Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu, Mazgirt Belediye Başkanımız Tekin Gürtel, Hozat Belediye Başkanımız Türkel, özür dilerim yanlış söyledim Türkel, Hozat Belediye Başkanımız Celalettin Polat, Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Eş Başkanı Metin Bozdağ, bir önceki dönem başkanımız Yaşar Kaya, Yaşar Bey ilk anmayı yaptığımızda 15-20 kişilik grubun içerisinde olan yiğit bir arkadaşımız bizi bugüne kadar hiç yalnız bırakmadı. Huzurlarınızda kendisine teşekkür etmek isterim. Erzincan Dersimler Derneği Genel Başkanı Yüksel Turan, Eğitimsen Erzincan Şubesi Temsilcisi Mehmet Ali Aras, Partizan Grubu, HDP yöneticileri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, ÖSP temsilcileri, ÖDP temsilcisi Mustafa Galik, Dersim 37-38 Ortak Bellek Platformu adına Daimi Doğan, Girnevik Köy Muhtarı Mehmet Ali Tutan, Zada Dernek Kurucu Başkanı Mehmet Tüzel, Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu adına Zülfü Güneş, Fransa Ali Birlikleri Federasyonu'na bağlı olan Paris Bölgesi derneklerimizden Esson AKM Başkanımız Süleyman Akgüç, Nantes AKM Başkanımız aramızda, Fransa'dan Demokratik Halklar Dersim Temsilcisi Tahir Demircan, aramızda Avusturya Dersim Dernekleri Başkanı Ferdana Türkmen de aramızda ve ismini sayamadığım, unuttuğum dostlarımız varsa ne olur bağışlasınlar. Ama burada binleri, on binlerin yüreğinin atışını burada yaşıyoruz. Kaybettiğimiz canların acısını hissediyoruz. Evet, dün biz orada
dedelerimizin kemikleri başında 76. yılında bir kez daha onları andık ve bundan sonra her 8 Ağustos'ta burada gene anmamızı yapacağız. Önümüzdeki dönemde şad olsun ki burada ateş çemberimizin içerisinde de kayıplarımız, ölü canlarımız, Zini'de katledilen canlarımız ve bütün katledilen canlarımız anısına meşalemizi de yakacağız. Daha fazla uzatmadan hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ve Ovacık Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu'nu buraya davet ediyorum. Değerli başkanımızın kısa Zini ile ilgili görüşlerini alalım. Buyurun. Değerli dostlar, hepinize Ovacık'ta selamlar getirdim. Zini sadece Erzincan'daki dostlarımızın sahiplenebileceği bir şey değil. Ovacık'tan, Türkiye'den, dünyanın birçok yerinde yüreği burada atan dostlarımız da bu Zini ile ilgili ilgilendiğini bilmenizi istiyorum. Şu dağların, özellikle Dersim coğrafyasının dağların, taşların dili olsa da burada üzerindeki çığlığın sesini size anlatabilse. Bugün Zini ama daha dün aynı dönemde Laç Deresi, Koçkiri, bunları daha da çoğaltarak bu zulmün ve bu zulmün karşısında duran bu halkın asi duruşu bir gün bunun hesabını mutlaka ama soracaktır. Dostlar, bu zulüm Kızılbaş sadece Kızılbaş olduğumuzdan kaynaklı değil. Dev isimli olmak da Kızılbaş olmaktan kaynaklıdır. Çünkü devlet çıban başı olarak görüyor Dersim'i. Dersim'in çıban başı olmasının temel nedeni vardır. Mevcut sistemin karşısındaki o zalimin, o zulmün karşısındaki direniş ruhudur. Bizler tekrar diğer arkadaşlarımızın hakkını fazla gasp etmeden sözü diğer yoldaşlarımıza, dostlarımıza bırakmak söz teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun başkanım, bizi yalnız bırakmadınız. Mazgirt Belediye Başkanımız Sayın Tekin Bey'i de buraya alalım. Gene Zini ile ilgili birkaç şey alalım kendisinden. Buyurun. Evet. Aslında acılarımız büyüktür. Böyle kısa konuşmak da doğru değildir. Çünkü Zini gediğinde yaşananların Dersim coğrafyasının bir bütüne yayılmış yüzlerce katliam alanlarının olduğunun inkar edilmemesi gerekiyor. Ama yine de hani Zumu'a, Dersim Livana'ya, Meberbe Cigaran Meberbe, Dismen Venge Mahes Döno. Tabii ki ma, ne berbe mi? Bizler ağlamayacağız. Yürekli olacağız. Cesur olacağız. Ve biz inadına inat. Bunlar bizim cenazelerimizdir dışarıda arkadaşlar. Biz bu cenazelerimizi defnetmekle mükellefiz. Değil 100 tane, 10 binlerce biz gitse bile dahi bu cenazelerimize anıt mezarların yapılması bizim için artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Artık burada merkezi iktidarların, valilerin, kaymakamların dedikleriyle hareket eden bir halkın olmaması gerekiyor. Biz bunlara fazla bir şey istemiyoruz. Bizi katlettiniz, yok ettiniz. Bırakın, müsaade edin de şu cenazelerimizi bari defnedelim. Öncelikle tabii ki Rojava'da da, Robaski'de de, Maraş'ta, Sivas'ta, Malatya'da, Çorum'daki ve günümüze kadar yaşamış olduğumuz bütün katliamları Zine Gecidi'de katledenen arkadaşlarımızın, yoldaşlarımın anısıyla, hepsinin anısına saygıyla eğiliyorum. Şimdi çığlıklar gökyüzünü yardı. Onların çığlıklarını kimse duymadı arkadaşlar. Biz, bu bir katliamdır. Katliamın ötesinde bir soykırımdır bu. Düşünün ki Beşik'teki bir çocuğu ta 100 yaşındaki bir insana kadar arasındaki jenerasyonun bir bütünlüğü yargısız infaz getirip en meçhul dağlarımızdaki görünmeyen yerlerdeki o denizlerde hatta kurşunlarını acıyarak sümülerle öldürdüklerinin bir gerçekliği vardır. Bir yaşanmışlıktır bu. Bu yaşanmışlığı hiç kimse inkar edemez.
Şimdi ise biz bu yaşanmışlıklarımızın bir gelecekte kuşağa aktarılması için katliam alanlarına mutlaka ama mutlaka bu mezarların yapılması, onlar da anısına en azından birer taşın dikilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yaşadıklarımızın bir bütününü gelecekteki kuşaklarımıza aktarmamız mümkün değildir. Ve bu anlamda özellikle de bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onun ötesinde de TV10 ve Yol TV'ye şahsım ve halkım adına teşekkür ediyorum. Çünkü bizim acılarımızı, sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı hayatın her alanında gündeme getiren, uluslar ve uluslararası boyutta gündeme getiren şu iki kanala da huzurunuzda teşekkür ediyorum kendilerine. Ve aynı zamanda aramızda bulunan Bor Yayın arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bir dönemde bizi yalnız bırakmayarak gittiğimiz her alana gelip ve kendi çekimlerini yaparak kendi internet üzerinde on binlerce insana ilettiğinden kaynaklı olarak. Yalnız şu organizasyonu yapan arkadaşlarımdan en büyük ricam şudur. Çok da fazla uzatmayacağım. Bundan böyle bu katliamların bir bütünü bizim ortak paydamızdır. Ne Ahmet'in, ne Mehmet'in, ne de bu köylünün, ne de Mazgirt'te kentin önünde katledilenlerin ve ne de Hozat'ta, ne de Haydaran Dağları'nda, ne de bir başka yerde. Bu bir bütün olarak bütün Dersimliyim diyen, Aleviyim diyen, devrimciyim diyen, demokratım diyen, bırakın radikal düşünmeyi, hangi pencerede bakıyorsa baksın. Her şeyden önce Aleviyim diyorsa bu olayı sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü insani bir boyutu vardır. Ve bu organizasyonu yapan arkadaşlarımızın da sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinin bir bütününü ister yurt içi ister yurt dışı ne kadar varsa hepsiyle beraber ve birlikte yapmaları, bilgilendirmeleri kadar onu rica ediyorum kendilerine. Çünkü biraz daha güçlü, biraz daha iyi geçeceğine ben inanıyorum. Çünkü Dersim halkı duyarlıdır ve buraya geleceğine de inanıyorum ben. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Evet, değerli canlar, hemen hızlı, ne olur kısa kısa Hozat Başkanımızı da, Celalettin Bağıl'ı da buraya alalım. Başkanım, Zini ile ilgili ne der dersiniz? Buyurun. Değerli canlar, bu dava sadece biz Dersimlerin veya biz Alevilerin veya biz devrimcilerin, demokratların davası değil. Bu dava ben insanım diyenin, insan haklarına saygı duyanların vicdanlarındaki bir dava olmalı. Sadece Osmanlı İmparatorluğu'ndan değil, süre gelen Dersim, Maraş, Çorum, Malatya ve buna benzer birçok yerde yapılan bu katliamlara, Sivas'ta yakılarak, yani bu katliamlara tek tek ses çıkararak bir sonuca varamayız. Toplu halde birbirimize kenetlenerek bir yere vurursak bunun sonucunu alabiliriz. Birbirimizi eleştiriyoruz, birbirimizi ötekileştiriyoruz. Ondan sonra tepemize biniyorlar, hepimizi bir tarafa savuruyorlar. Sonra da bir araya geliyoruz, iki gözyaşı döküyoruz, bir slogan atıyoruz, bu iş bitiyor. Bu böyle olmamalı. Biz birbirimizi ötekileştirmeden bir araya gelmeliyiz, kenetlenmeliyiz. Bu acıları öyle bir vurmalıyız ki vuranların vicdanından girip tepelerinden, beyinlerinden çıkmalıyız. Solingen'de 5 vatandaş öldürüldü, yakıldı biliyorsunuz. Orada Avrupa, Almanya bir anıt yaptı ve Cumhurbaşkanı o anıta her yıl gider çiçek koyar ve anar. Bizde de anıt yapılır, anıtlar sökülür. Devrimci mezarları yapılır, devrimci mezarları yıkılır, kırılır, dökülür. Hakaretler edilir. Bir mezhep siyasi arenada yuhlandırılır, yuhlatılır. Biz bunu bugün de gördük, yarın da göreceğiz. Biz bir araya gelmediğimiz sürece de bu acıları çok yaşayacağız. Bir olma, iri olma, diri olma zamanıdır. Katledilen her insanımızın manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Size de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Değerli canlar, Erzincan Dersimliler Dernek Başkanımız Yüksel Turan Başkanımız da aramızda. Onu da buraya alalım bir zahmet. Ma bakir, sma pere piakerame.
Havto konseryo na velatte zulüm devam kenu. Vere kemerede, bine darede, gönye kalkanema, kemike kalkanema azdi. Ama hukmat devletan ma kevin yo nevezena. Ma arkada sene, ma gere piripya jü yumrum ebimi, jü desimi. Kerbela'da ma zulüm di jü cüdaniyam emi. Maraş'ta ma zulüm di cüdaniyam emi. Sivas'ta, Çorum'da zulüm di cüdaniyam emi. Ancak ma zulümle karşı ma gereke pere jü yumrum ebimi. Jü desimi ke ninele karşı mücadele kemi. Ez inan konke serena nazka daha garebeli, daha coşkulu he kavu savunmiz kemi na acıyanu hundake ma mücadele hundake ma he kavu ne gürete na mücadele o devam kemi. Katır ve sima. Teşekkür ederiz başkanım. Değerli canlar, bu arada Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Erzincan Şube Başkanımız Salih Ürün de aramızda. Salih Başkan da yaklaşık 2-3 yıllık anma etkinliklerimizde Erzincan Şubesi olarak sonsuz destek verdiler. Hep yanımızda oldular. Buyurun Salih Başkan. Merhaba dostlar, canlar. Erzincan Pir Sultan Derneği Başkanıyım. Sevgili canlar, dostlar. Bizde bir adet vardır, usul vardır bilmiyorum. Toplum olarak. Eğer ne hikmetse hep ağlıyoruz. Oysa ağlamakta hiçbir şey elde edemiyoruz. Bunu artık bu işin bilincine varmamız gerekiyor. Geliyoruz burada anıyoruz. İki gün sonra unutup çıkıp gidiyoruz. İşte bununla hiçbir yere varamayacağımızı artık bilmemiz gerekiyor. Bir Dersim, bize göre Dersim olay bir soykırımdır. Bu soykırım bizim kendi bir tanımımıza göre bir ırkı kültürünü, inancını, örf, adet ve gelenekleriyle yok etmektir. Ve bu da yapılmıştır. Dersim'de yapılmış ve hala da devam ediyor. Kültürümüz de şu anda yok ediliyor. Dersim'de ziyaretlerimiz, dergahlarımız hepsi su altından bırakılıyor. Zini yerinde, Zini geçidi, bu da bir yeryüzünde belki de çok az rastlanan bir olaydır. Yargısız bir infazdır. Hiçbir mahkemeye çıkarılmadan, hiçbir soru sual sorulmadan tarlasından, evinden, bahçesinde alınıp suçsuz günahsız insanlar getirilip burada katledilmişlerdir. Bunları sadece anmakla değil, bunları çocuklarımıza anlatarak geleceğimiz olan çocuklarımızın bunu unutmaması için, buna sahip çıkması için, dostumuzun, düşmanımızın kim olduğunu bilmeleri için çocuklarımıza iyi öğretmemiz gerekiyor. Bugün ülkemizde görüyorsunuz. Adam kalkıyor, bir başbakan ülkeyi yönetiyor. Kalkıyor bir parti başkanını. Sevsek de sevmesek de sonuçta bir Alevi olduğu için adam kalkıp bunu eleştiriyor. Efendim sen Alevisin diyor. Ben Sünniyim. Öbürü Zaza diyor. Bu bir ırkçı bir rejimin kendisidir. O Yezid soyu dediğin gibi bunu hep söylüyoruz zaten. Biz bunu Kerbela'da tanıyoruz. Biz bunu Osmanlı'da Yavuz döneminde tanıyoruz. Yavuz'dan tanıyoruz. Biz Kuyucu Mustafa'dan tanıyoruz. Biz bunları. Biz bunları Dersim'de tanıyoruz. Biz bu zihniyeti Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Kırıkhan'da, Elbistan'da hala da yaşıyoruz. Hala da tanıyoruz bu zihniyeti. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Birlik, beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Kimseyi ötekileştirmeden, güç birliği yaparak, bütün sol, sosyalist, devrimci örgütlerle işbirliği yaparak, ben insanım diyen herkesle güç birliği yaparak topyekun bir mücadele ile ancak başarıya ulaşırız. Yoksa ki gelip ağlayıp sızlamayla bir yere varamayız. Daha fazla zamanınızı almamak için
Hepinize teşekkür ederim dinleyicim. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sağ olun. Değerli canlar, Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Metin Bozdağ canımız aramızda. Metin Başkan'ı da buraya davet edelim. Buyurun Metin Başkan. Merhaba sevgili canlar. Sizleri Avrupa Dersim Dernekleri ve Bileşenleri adına selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Buradaki değerli basın emekçilerine, belediye başkanlarına, demokratik kitle kuruluşlarına hepsine selam ve sevgilerimi söylüyorum. Değerli canlar, Dersim coğrafyası 1937-38'de gördüğü Kırım, bu Kırım'ın çığlıkları her yerde iz bırakmıştır. Zini geriği bunun bir parçası. Ama Dersim coğrafyasının dağlarında nereye giderseniz gidin bu kemik yığınlarını her yerde görmemiz mümkündür. Bu vesileyle Zini'de Zini inisiyatifinin başlatmış olduğu ve başından beri FEDEGE'nin de içinde bulunduğu bu çalışma çok kıymetli. Gönül istiyor ki bizim bu dağlarımızda nerede kemiklerimiz varsa, nerede mezarlar belirsiz ki atalarımızın kemikleri varsa, onların adına anıtlar dikmek, mezarlar yapmak, bunun için çalışmalar yapmak. Bunun için demin arkadaşlarım değindi, toplu mezarlar mı yaparız, DNA testleri mi yaparız, nasıl uygunsa, nereye kadar gidiyorsa, bunun için dayanışma gerek. Bu dayanışma tamamen bizim atalarımızın kemiklerinin yerde kalmaması adına birleşerek yapılmalıdır. Değerli dostlar, demin yokuştan yukarı geldiğim zaman onların orada askerlerin içerisinde yaşlıların, çocukların, jandarmaların arasında yürüyerek hissettiklerini hissetmeye çalıştım. Ama onların o andaki hissettiklerini bir nebze olsa da hissetmek, onu yaşamak insanı onların çığlığına, onların şeyini bir nebze hafifletmiş, hafifletmek adına bir duygu. Ama ben burada Zini geldiğinde öldürülen 97 canımızın adına onların şahsında Dersim dağlarında yatan binlerce kefensiz, binlerce mezarsız, binlerce katledilmiş çoluk çocuk kadının anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma saygılarımı söylüyorum. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Evet, bu işe emeği geçen, hep yanımızda olan Yaşar Kaya'yı da buraya almak isterim. Yaşar Bey, buyurun. Nara otav sesler haber devdevi se kırmancama nara ara bir gülü kırkir öramay me tiyare ünü yad kirimi orta gülü nur devi buren yahu cennet bu besüzü begunavi iye ki na betörü neler ardı sarı dini serci nola çörevi dini az uzun din eradir, sonra hızdırıp kal, zira perskiro, hakkı talı zira perskiro. Arvazı iyi ki birine kodi kırkır, pörün nazı on kısı yıkerdini. Ama niye de ne kadar için sarnon Türkiye, nazı pörü Türkiye kısı yıkerdini. Türk'ü zok ama kırkırdını. Türk'ü ma kırkırdını ki mazı onu Türk'ü kısı yıkerdini. Türk'ü ma kırkırdını ki maşerini camiye Türk'ü. Türk'ü nar valla ma kırkırdını. Ama ne de naza, orvoz yekna amay naza, inu bile pörünü Türkiye'ye seker, ma ki şimdi zini de Türkiye'ye seker mi, iyi kuza kırker, iyi mafamını kini. Değerli canlar, bugün 76 yıl sonra zini de katledilen insanları hatırlamak, insanlığa karşı işlenmiş bu suçu bilince çıkarmak, unutturmamak için bir araya geldik. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli canlar, dünyanın her yerinde soykırım yapıldığında iki şey yapılır.
soykırıma uğramış topluma demezler tarihinle yüzleş. Soykırıma uğramış bir topluma tarih bilincini oluştur derler. Bu anmayı yaptığınızda nasıl oturacağınızı, nasıl dua edeceğinizi, bunun insanlığa karşı bir suç olduğunu, eğer siz bu suçu açığa çıkarmazsanız yeni soykırımlar yaşarsınız. Bu soykırımın unutulmaması, çocuklarına anlatılması için neler yapılması gerekir? İşin öbür yanı ise devletin kendi tarihiyle yüzleşmesidir. İşledikleri suçları kabul etmesidir. Biz Alevi inancına sahibiz. Bir kişi suç işlerse ceme girir. Ceme girir, dara kalkar. Darda suçunu itiraf eder, suçunu kabul eder. İnsanın içindeki kini, öfkeyi kaldırır götürür. Biz de bunu unutmak istiyoruz. Bu acıyı unutmak istiyoruz. Ama unutmak hatırlamaktan geçer. Cinayeti işlemişlerin, kan akıtmışların, Alevi toplumunu, kızılbaşları, Dersim kırmançlarını ortadan kaldırmayı esas alanların hiçbir şey olmamış gibi bize unutun demeleri, biz sizi istediğimiz zaman yine soykırımdan geçiririz demeleridir. Erzincan valisi bir suç işliyor. İnsanlığa karşı bir suç işliyor. 2011'de Erdoğan Dersim altından yarım ağrı özür dedi. Bizim kendisine söylediğimiz şey şuydu. Eğer Dersim'in acılarını siyasetle suistimal etmiyorsanız, bizim acımızı kaşımıyorsanız yapmanız gereken somut adımlar vardır. Bu taleplerden biri de zihni geldiğindeki şu kemiklerin, şurada gördüğünüz kemiklerin, bunlar her birinizin dedelerinin, babalarının kemikleridir. Bu kemiklerin tespit edilmesi gerekirdi. Eğer, buradan yine Erdoğan'a söylüyorum. Eğer acımızı suistimal etmiyorsanız Erzincan valisini yarın görevden alırsınız. Çünkü tarihle yüzleşmeyi engelleyen, soykırımın açığa çıkmasını engelleyen, ortada duran kemiklerin DNA testi yapılmasını engelleyen ve insanlığa karşı suç işleyen bir soykırımı savunan bir zattır. Bu zatın derhal istifa etmesi lazım. Bizim köylülere gelince biz de korkardık. Babalarımız derlerdi ki, eğer çekilin çıkarım, zaverdi, zaverdi, kute çıktı mı resma? Sıma bela onu öfet elini derlerdi. Yeni bela mı arıyorsunuz, unutun derdi. Unutalım. Ama unutmak hatırlamaktan geçer, yüzleşmekten geçer. Burada anıt olsun ki, burada 100 kişiyi toplayanlar, şu dağda öldürenlerin hepsini hallettiği insanlar olarak ilan edilsin. Generalse rütbesi sökülsün. İnsan madalyası varsa o madalya ellerinden alınsın. Bu insanlar insanlığa karşı suç işlemiş insanlar kategorisine girsinler. Gençler, çocuklar kahraman diye onları örnek alıp yeni katliamlar, soykırımlar yapmasınlar. 8 Ağustos'ta burada bir soykırım yapıldı. Ben bir soykırım mağduruyum. 18 Ağustos'ta da benim köyde, benim ailemden 9 kişi olmak üzere 70 kişi katledildi. Toplum hesap bizim köyde yine durmaktadır. Laş Deresi'nde yüzlerce insan mağarada kemikleri hale durmaktadır. Dağın o tarafıyla bu tarafıyız. Akrabayız, akranız, bir canız. Öldürülmemize, öldürülmemize, soykırıma uğramamızın yegane sebebi kızılbaş olmamızdır, inancımızdır. Dersin tertelesi dediğimiz tertelede soykırımda öldürülenlerin hepsi kızılbaştır. Unutmayalım diyoruz. Sevgili Erdoğanlarımız, biliyorum çok uzattım ama iki kelime söylememe müsaade et. Bakın, eğer bu inisiyatif olmasaydı bugün hiçbirimiz burada olmayacaktık. Her birimiz ya su kenarında olacaktık ya bir piknikte olacaktık. Şu kemiklere bakın. Bizde bir ölü yerde kaldığında herkes ağlar. 97 tane ölümüz yerde duruyor. Onların kemikleri orada durdukça hiçbirimiz huzura ermeyiz. Burada anıt kurmadığımız sürece bu Erzincan Ovası'ndaki kızılbaşların hiçbir güvencede olmaz. Ancak böyle güvencede oluruz. Ve tarihe bir şeyler bırakıyorlar. Anıt bırakıyorlar, belge bırakıyorlar, kayıt bırakıyorlar. Aynı şeyi biz Avrupa Dersim Dernekleri olarak, federasyonu olarak yaptık. Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu 2009 yılında başlattı. Dersim 1937-38 sözlü tarih projesi çerçevesinde dönemin tanıklarına söyleşi yaptık. Bunlardan 3 tanesi de zihni geldiğinde tanık olan kimselerdir. 350 tane tanıkla görüştük. 800 saat gibi bir kayıt var elimizde. Bu kayıtlar uluslararası standartlara uygun kayıtlardır. Üniversitelerle çalışıyoruz. Vakıflarla çalışıyoruz. Avrupa kurumlarıyla çalışıyoruz. Dersim'de bir arşiv dokümantasyon merkezi açmayı planlıyoruz. Avrupa'da bunları açacağız.
Doktora tezi yazanlar için doktora tezinde malzeme sunacağız. Film yapmak isteyenlere film yapacağız. Burada yaptığımız konuşmalar unutulur gider. Attığımız sloganların ömrü 5 saniyedir. Ama yaptığımız kayıtların ömrü binlerce yıldır. Binlerce yıl sonra çocuklarımız geldiklerinde o kayıtlarda bize yapılan soykırımı öğrenecekler. Bunun hesabını soracaklar. Biz Dersim 38'in hesabını soralım ki, biz Zinni'nin hesaplarını soralım ki, biz şu kemikleri sahip çıkalım ki yeni Dersimler yaşamayalım. Burada onurlu yaşayalım. Erdal dostum gibi burada yine Zinni inisiyatifinde görev yapan arkadaşlar çok ama çok önemli bir iş yaptılar. Ve bize öncü oldular. Bakın Laş Deresi bunu takip etti. Bu yıl aynısını biz bizim dere meyeti dediğimiz bizim köyde yapacağız. Koyespe'de yapacağız. Kemer'e Halvuri'de yapacağız. Dara Tope'de yapacağız. Hopike'de yapacağız. Bunlar hepsi Temmuz, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Dersim topraklarına yapılanır. Aslında buralarda yapılan tertele Dersim'de bir bakma sınırlarını çizmiş oluyor. Ben sizi saygıyla selamlıyorum. Burada bu acıyı hepimiz birlikte paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yalnızca buradaki kemiklere sahip çıkma değildir. Bu yapılan insana karşı işlenmiş bir suç, bir soykırımı gün ışığına çıkarmaktır ki insanlar herkes kardeşçe yan yana birlikte yaşayabilsinler. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Yaşar Bey. Çok sağ olun. Bu arada Zinni Gedik kayıpları Zinni Gedik inisiyatifinde görev yapan eski Erzincan, geçen dönem Erzincan milletvekillerimizden Ali İbrahim Tutu abimiz de aramızda. Ali İbrahim Tutu'nun da dedesi ve bir yakını Zinni Gedik'inde katledildi. Ali abiye sözü verelim. Buyurun Ali abi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Aslında ben konuşmayı düşünmüyordum değerli arkadaşlar. Babam rahatsızdı. Sabaha kadar hastanedeydim. Ben bir mağdur yakını sıfatıyla konuşmak istiyorum. Tabii bir Zinni Gedik'i gerçekten tarihin en karanlık sayfalarından biri, en acı dramlardan biri, en büyük trajedilerden biri. Suçsuz, günahsız, yüze yakın insan yargılanmadan haklarında herhangi bir arama kararı olmamasına karşın getiriyorlar. Diğer arkadaşlar anlattığı gibi Zinni Gedik'inde kurşuna diziliyorlar. Bu yapılırken denildiği gibi bugüne kadar büyüklerimiz bu dünyanın çeşitli coğrafyalarında da yaşanıyor. Bir dönem susuluyor, susturuluyor. Çünkü en temel içgüdülerden biri canlıların yaşama güdüsü. Yani büyüklerini kaybedenler çocuklarını kaybetmek istemiyorlar. Uzun süre yasak bölge ilan ediliyor. Sonuç şu değerli arkadaşlar, Zinni Gedik'i bir katliamın ötesinde Birleşmiş Milletler kriterlerine göre 5 kez soykırımdır. Bu etnik anlamda da düşünebilirsiniz. İnansal anlamda da kendinizi şöyle ya da böyle görebilirsiniz ama bir soykırım. İkincisi Dersim soykırımının devamıdır. Aslında buranın farkı o zaman 35 yılında çizilen Tunceli coğrafyasının, Tunceli sınırlarının dışına çıkılması. Zaten buradaki 100 kişinin Ovacık sınırına götürülmesinin nedeni de biraz da odur. Olağanüstü yetkiler verilen Abdoğan Paşa, bildiğiniz gibi yargı yetkisi var, yürütme yetkisi var, idam yetkisi var, idamı affetme yetkisi var. Yasama, yürütme, yargı bir devletin bütün görevlerini bir paşaya, generale veriyorlar. Tabi buranın farkı Tunceli sınırları dışında olması. Bunu da belki de öyle düşünüyorum ben büyük bir ihtimalle. Zinni Gedik'ine götürüp bunu da meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Zinni Gedik'i böyle bir olay. İkincisi burada arkadaşlar da bahsetti. Hala kurban yakınlarının bir bölümünde suçluluk psikolojisi var değerli arkadaşlar. O da bir bugüne kadar bize anlatılan yalan tarih nedeniyle İşte Dersim'de isyan oldu. Bu isyan nedeniyle doğal bir devlet kendisini savundu ve bunlar gündeme geldi. Birçok olayda olduğu gibi değerli arkadaşlar Dersim'de isyan olduğu kocaman bir yalandır. Dersim'de isyan falan yoktur.
Birçoğunuzda bildiği gibi 35 Tunceli yasası çıkmıştır. Karakolları girmiştir devletin. Hükümet konakları girmiştir. Yollar yapılmıştır Dersim halkının katkılarıyla. Daha da önemlisi bu devletin resmi belgelerinde mevcuttur. Tunceli Dersim halkı elindeki silahların %85'ini teslim etmiştir değerli arkadaşlar. Bir yıl, iki yıl sonra isyan edecek bir halk elindeki silahın %85'ini teslim eder mi? Etmez. Bu kocaman bir yalan. Ha, niye katlettiler diyorsanız bu tekçilik politikasının, ya daha doğrusu ulus devlet diyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ulus devlet değildir. Bir devlet ulustur. Yani normal ulus